Cumhuriyet Halk Partisi 14 milletvekiliyle Adapazarı'nda gövde gösterisi yaptı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Yunus Emre ve Grup Başkan Vekili Engin Özkoç'la beraber milletvekilleri Fikret Şahin, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Gamze Taşciğer, Utku Çakır Özer, Murat Emir, Ali Haydar Hakverdi, Abdurrahman Tutdere, Ayhan Barut, Tahsin Tarhan, Burhanettin Bulut, Osman Sümer, Sakarya'ya gelerek basın açıklaması düzenledi. Buluşmada ilk konuşmayı CHP İl Başkanı Erdoğan Isır gerçekleştirdi. Adapazarı'nın vizyonu olmayan kişiler tarafından yönetildiğini iddia ettik bugüne kadar. Adapazarı'na son 20 yıldır hiçbir şey yapılmadığını biliyoruz. Dedik ki Adapazarı'na bir hesap uzmanı lazım. Dedik ki Adapazarı'na bir mali müşavir lazım. Adapazarı'na tarımdan anlayan, Adapazarı'na hayvancılıktan anlayan, Adapazarı doğumlu bir arkadaşımız var dedik. O da yanımızda İsmail Kılıç ve başarılı olacağını inanıyorum. Yürekten de kutluyorum. Ardından konuşan CHP Adapazarı Belediye Başkanı adayı İsmail Kılıç ise seçime ilişkin konuştu ve değişim şart dedi. Neden güçlü Adapazarı diyerek yola çıktık? Çünkü Adapazarı ve Adapazarı gerçekten 99 öncesi, 94 öncesi güçlü bir Adapazarı vardı. 25 yıldır aynı siyasi parti tarafından yönetilen Adapazarı bugün kaderine terk edilmiş, sahipsiz, kimsesiz, yanlış ellerde, eğil olmayan ellerde Adapazarı çok çok kötü yönetildi. Bu 31 Mart, işte bu değişim şart. Son olarak konuşmasını gerçekleştiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Yunus Emre, tank palet fabrikasına değindi. Değerli arkadaşlar, niçin ilk askeri fabrikamız 1975'te kurulmuş oluyor? Bunun arkasında bir şey bulunmalı değil mi? Bildiğiniz gibi 1974 yılı Türkiye'nin Cumhuriyet tarihi içerisindeki en önemli askeri harekatını yaptığı yıldır. 1974 yazında iki harekat Kıbrıs'a barış harekatı gerçekleşti ve Kıbrıs Türkleri zulümden kurtarıldı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve Samet Partisi hükümetleri döneminde. Ancak 60'lı ve 70'li yıllardaki Kıbrıs mücadelesi, Kıbrıs davamız bize şunu gösterdi ki Türkiye'nin bu bölgede çıkarlarını koruyabilmesinin, soydaşlarımızın haklarını sınırlarımız dışında da savunabilmesinin yegane yolu milli askeri yatırımların gerçekleştirilmesidir. Ve bunun bilindiği, görüldüğü bir ortamda bu yatırımın o tarihte yapıldığını görüyoruz. Ve çok yazıktır ki 40 yılı aşan bir süre sonra bu fabrikamızın hukuku ayaklar altına alarak ne yazık ki böyle bir girişimle elden çıkarılmakta olduğunu görüyoruz. Bu ızdırap verici. Emre'nin sözlerinin devamında tarımdaki sorunlar da vardı. Tarım ve hayvancılıkta karşılaştığımız durum, değerli dostlarım, bir deprem felaketi gibi bir doğal afet, efendim Allah vergisi bir iş değil. Bu karşılaştığımız durum tamamen yanlış politikaların, yanlış tercihlerin bir sonucu. Milletvekilleri basın açıklamasının ardından hep beraber çarşıda vatandaşlarla buluştu. Desteğimizi bekliyoruz gençlerimiz. Merhabalar. Sorunlar dile getirildi, öneriler dinlendi. Kolay gelsin.